değerli basın mensupları, ne zaman sağlık emekçilerini ilgilendiren bir gün olsa üstlerine kutsallık örtüsü serip onların gerçek taleplerinin üstünü örtüp kutlama mesajları yayınlıyorlar. Sorunlarının muhatabı olan bakanın makamının tam önündeyiz. Sağlık emekçileri 81 ilden ayrı ayrı topladıkları talepleri, mücadele gündemlerini bugün bizimle paylaştılar. Tam da bugün bunun paylaşılmasının çok önemli, çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bugün aynı zamanda Mehmet Şimşek kamuda tasarruf programını açıkladı. Biz Bakan Şimşek'in açıkladığı programın kamuda tasarruf programı olmadığını, kemerde sıkacak delik bulunmadığı için emekçinin boğazına urgan geçirme programı olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Bakın bu paketle kamuda çalışan emekçinin, sağlık emekçilerinin kalan son haklarını da tırpanlayacaklarını ilan etmiş durumdalar. Biz uçak kalkmayan havaalanları garantisini, emekçi halkın cebi olan otoyollar, köprülerden söz edilmediğini duyduk bu tasarruf tedbirlerinden. Şehir hastanelerine aktarılan 108 milyar 300 milyon liradan kimse söz etmiyor. Büyük patronlarının silinen vergi borçlarından bu tasarruf paketinde kimse söz etmiyor. Biz emekçinin servisi, yemeği, ücretinden eksiltiğini biliyoruz. Zaten sınırlı personelle çalışan hastanelere, okullara, kamu kurumlarına atanmayı bekleyen işsizlerin iş ve ekmek umudunun yok edildiğini biliyoruz. İşte sağlık emekçilerinin durumu. Madde madde açıkladılar burada. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın madde madde açıkladığı bu talepleri biz de sahipleniyoruz. Ve kamuda tasarruf adı altında bu taleplerin gereğinin yerine getirilmeyeceğini ilan edenler karşısında sağlık emekçilerinin yalnız olmadığını söylemek için bugün buradayız, yan yanayız. Elimde bir dosya var. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın bugün madde madde açıkladığı, talep ettiği bütün ihtiyaçları, mücadele gündemlerini Sağlık Bakanlığı'na sorduk. Onlarla beraber hazırladığımız bu dosyayı bugünkü eylemle birlikte mecliste de gündeme getireceğiz. Sağlık Bakanlığı soru sevmiyor. Sağlık Bakanlığı bu zamana kadar verilen soru önergelerine bir tane bile anlamlı cevap vermedi. Biz bu cevapların ancak mücadeleyle alınacağını biliyoruz. O yüzden bütün sağlık emekçilerine insanca yaşamak, insanca çalışmak için verdikleri mücadelede yalnız olmadıklarını, birlikte olduğumuzu bir kere daha burada ifade etmek istiyorum ve bütün halka da seslenmek istiyorum. Kamuda tasarruf programı boynunuza urgan geçirme programıdır. Sağlık hakkından edilme programıdır. Sağlık emekçilerinin talepleri bütün halkın talepleridir. Her yerde bu talepleri hep birlikte örgütlemek, mücadele etmek için buradayız, yan yanayız.